Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Mustafa Özcan görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah'a şükür. Cenab-ı Hak iyilikler versin. İnşallah Teala şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimiz de iyidir. Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyet nasip ve müyesser eylesin. Ve her cuma gecesi olduğu gibi yine cuma gecemiz ve cuma günümüz hayırlı ve mübarek olsun diyoruz. Cenab-ı Hak feyzinden istifade etmemizi nasip eylesin. Amin. Çünkü hiçbir zaman unutmamamız lazımdır ki mesela bu cuma gecesine kavuştuk ama bir cuma gecesine kavuşamayacağız. Bu evet. Kesin. Bu kesin. Hani Veysel Karahan Hazretleri buyurmuşlar ya, yattığın zaman ölümü yastığın altında, uyandığın zaman da gözünün önünde bulundur. Bunu hiçbir zaman unutma. Zaten insan öleceğini unutmazsa, yani fani olduğunu, bu dünyaya geçici olarak geldiğini idrak edebilirsek daha doğrusu, insan kötülük edemez, yalan söyleyemez, gıybet edemez, harama bakamaz, haram dinleyemez, ne bileyim insanlar hakkında gıybet edemez, suizan edemez, bütün kötü huylardan otomatik olarak uzaklaşır. Niye? Evet. Yarın öleceksin. Mesela diyelim ki bize elimizi verdiler, yarın cuma günü vefat edeceksin veya bu gece vefat edeceksin. Şimdi biz oturup da gıybet edebilir miyiz? Hayır. Birisi dese ki yarın öleceğim mesela, sabahleyin ruhumu teslim edeceğim. Ya gel işte bugün işte falanın filanın işte aleyhinde atalım tutalım. Ya ne işim olur benim ya? Yarın ben bu dünyadan ayrılacağım zaten. Veya bir saat sonra ayrılacağım ben bu dünyadan. Yazık, günah değil mi? Yaptığım iyilikleri niye aynı şekilde sevmediğim bir kimseye vereyim ki ben? Ya akıllı kimsenin yapacağı bir şey midir? Hayır. Mesela din büyükleri hep anlatmışlar ve buyurmuşlar talebelerine. Yani şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunanlar da aynı şekilde denesinler. Çünkü sözlerin büyüğü büyüklerin sözüdür buyurulmuş. Denemesi bedava. Mesela İslam alimlerden İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitaplarından herhangi bir kitabı alsın. Mesela okusun İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını. Mesela tam İlmi Hasad-ı Tebidiye kitabını açtı, bir yerini okudu. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kıyamet Ahiret kitabını açtı, okudu. Orada kabir halleri, ölüm, mahşer okudu. Ve İslam Ahlak kitabını açtı, orada bazı bölümler okudu falan. Tabi okudukça, tek başına okuyor ya, orada bakacak, ondan sonra kendi hatalarını ve kusurlarını görecek, tövbe istiğfar edecek. Ondan sonra buna devam etse, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir ay böyle devam etmiş olsa ne olacak? Bunun ufuk açılacak. Tövbe istiğfar edecek, kendisini toparlayacak, yaptığı yanlışlardan geri dönecek ve sonra insanlara şöyle bakacak falan. Allah Allah diyecek ya. Bu insanlar, çok özür dilerim, tenzih eder ama salak mı diyecek ya bunlar? Salak mı? Çünkü gittikleri yer cehennem. Bunlar ahmak mı? Halbuki kendisi de ahmaktı, kendisi de salaktı. Öyle değil mi? Öyle. Yani biz o kitabı okumadan salak değil miydik bize? Salaktık, ahmak değil miydik? Ahmaktık. Ne yaptı kitap? Gözümüzü açtı. Gözümüzü açtı. Aa dedik, cennet var, cehennem var, ölüm var, kabir var, münker ve nekir melekleri var, hesap var, kitap var. Bunlar düşünce insan kötülük yapabilir mi, değil mi? Yapamaz. Dili varabilir mi, gözü bakabilir mi, kulağı dinleyebilir mi, eli ulaşabilir mi, ayağı gidebilir mi? Gidemez ki. İşte hani isimlerinden bahsetmiş olduğumuz ve inşallah Teala onların ismi bereketiyle, zaten bereketlenmek için naklediyoruz. Cenab-ı Hak onların kalplerindeki nurlardan kalbimize akmayı nasip ve müyesser eylesin. Evliya-i Kiram dediğimiz o insanlar bunu hal haline getirmişler. Hal haline getirmiştir. Mesela biz nasıl böyle nefsimize uyarak, tabi olarak nefsimize uyduğumuz için böyle bilmeden günaha düşüyor isek, onlar da nefsleri itminana kavuştuğu için otomatik olarak her halleri iyi. Sözleri güzel, davranışları güzel. İnsanları böyle itmiyor, çekiyor. O kadar tabi yapıyorlar ki, tevazuları öyle. Ondan sonra ilimleri öyle, edepleri öyle. Allah Allah diyorsun, zorlamıyor bunlar kendilerini. Doğru, zorlamıyor. Nasıl daha önce insan nefsine tabi olarak kötülükleri, yani bir suyun akışı gibi öyle yapıyorsa, nefs itminana kavuştuktan sonra da o iyilikleri öyle suyun akışı gibi tabi olarak yapıyor. Ya anormal değil. İşte bu cuma gecesinin hatırı ve hürmetine Cenab-ı Hak inşallah Teala bizlere de bunları hal haline getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. İnşallah Teala. Çünkü dünya fani, ahiret ise bakidir. Evet. Fani yok olacak, baki devamlı kalacak üzere buyuruluyor. Efendim bugünkü, bu geceki daha doğrusu mevzumuz hediye.
ve hediyeleşmek. Önemli bir konu tabii ki. Zaman zaman aktarmakta ve nakletmekte faydan var elbette. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki birbirinize hediye veriniz ki birbirinizi sevmeye vesile olur. Bunu unutmamak lazım. Bu ölçüdür. Bu evet. ölçüdür. Yani insanın cibilliyeti, yaratılışı, bugün hani diyorlar ki işte efendim formatı, kodlaması, ne düşünürsen düşün hani bilgisayar diliyle de falan, evet. cibilliyetinde var bu. İnsan ihsanın kulcağızıdır buyuruyor. Hatta insan ihsanın kölesidir. Değişmez bu. Evet. Ve birisine hediye veriyorsun. Velev ki bu adam sana karşı soğuk olsa bile o soğukluk otomatik olarak nötr hale gelir. Seni sevemez birden. Nötr hale gelir. Mesela dersin ki ya ben onu Bahattin Bey'i sevmiyorum. Şey ya fena adam değildir. Fena adam değildir ve sevemez de. Ya öyle de kötü değil falan. Niye? O hediye onu nötrleştirdi. Sonra o ihsanlar devam etsin. Sonra o kimse otomatik olarak yaratılışında var bu. Cibilliyetinde var. Hemen meyleder. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi kötü bir kimsenin bana iyilik etmesini nasip etme diye dua etmişlerdir. Kötü bir kimsenin bana iyilik etmesini nasip etme diye dua etmişlerdir. Çünkü Cenab-ı Hak böyle yaratmıştır. Hediyeleşiniz ve bu birbirinize hediye vermeniz, birbirinizi sevmenize sebep olur. Aradaki soğukluğu gider. Mesela şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizden. Kardeşine mi kırgın? Babasına mı küs? Ondasına, amcasına, dayısına mı? Oğluna, gelinine mi? Neyse. Bir hediye versin. Ben onu sevmiyorum ki. Tamam işte. Sen sevmiyorsun. Hediye verdikçe nefsine bir kere darbe indiriyorsun. Karşı taraf da seni sevmiyor. Sen onu sevmeyince o da sevmiyor. Yani efendim ben seni çok seviyorum. Karşı taraf da seni seviyor. Karşılıklı bu. Tek taraflı değildir bu. Soğukluk varsa ikisinde de vardır soğukluk. İkisini de konuşturun, ikisinde de vardır. Bir taraf hediye verince karşı taraf soğuktu. Ya önce bir düşünür. Ya hangi niyetle verdi bunu? Gene beni karambole mi getirecek, bir menfaatim var falan filan düşünür. Sonra gene bir iyilik. Ya Allah Allah ben bunu böyle biliyordum ama ben bilmedim, benim bilmediğim bir tarafı var falan derken şimdi en azından aleyhinde konuşmamaya. Yani birisi bir şey söylediği zaman ya canım tamam var ama yani o adam bildiğiniz gibi de değil yani tamamen %100 kötü değil yani falan demeye başlar o. O ihsanlar ve hediyeler arttıkça bir bakıyorsunuz bir gün geliyor seviyor sizi, aşık oluyor. Çünkü bu insanın elinde değildir. Dikkat edin evliyayken ama herkes seviyor. Bir özellikleri var. Bunlar hep veriyor Bahattin Bey. Almıyorlar. İnsanlara hep vermişler. Yani fedakarlıkta bulunmuşlar. Onların kahrını çekmişler, onları dinlemişler, dertlerini dinlemişler, yardımcı olmuşlar. Eğer maddeden bir şeyler varsa pat diye onlara vermişler. Onlardan bir şey talep etmemişler. Bütün bu yardımlar, bütün bu ihsanlar, bütün bu hediyelerin neticesinde bize şunu getirin demiyorlar. Çünkü onların artık formatında, beyninde, hafızasında şu yerleşmiş, yaptığın iyilikleri unut ve sana yapılan kötülükleri de unut. Siliyorlar. Birisine iyilik yaptı, siliyor. İyiliği de siliyor, kötülüğü de siliyor. Evet, kendisine yapılan kötülüğü de siliyor. Yok öyle bir şey onda. Yok öyle bir şey. Peki neyi unutmuyor? Ölümü. Neyi unutmuyor? Yaptığı hatalar ve kusurları unutmuyor. Ölümü unutmuyor, yaptığı hataları unutmuyor. Öyle olunca, iyilik yapmışım falan. Onun hatırında bile değil. Silip atıyor bir kere. Yok. Formatta yok öyle bir şey. Hafızada yok. Silmiş atmış. Dolayısıyla bu kimse hep kendi hata ve kusurlarıyla mı baş başa kalır? Evet kendi hata ve kusurlarıyla baş başa kalır. Şimdi bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizden zaman zaman bize telefonda, mektupla falan ulaşıp da zaman zaman söyledikleri oluyor. Efendim siz işte anlatırken hep böyle öyle misaller veriyorsunuz ki zamanımızda böyle insan var mıdır? Elbette vardır. Ama böyle olan insan ben böyleyim diye bağırmaz. Demez. Peki bunları tanımak nasip meselesi. Nasip meselesi. Nasibi varsa böyle insanlarla da karşılaşır. Ama bir kimse samimiyse Bahattin Bey, gerçekten Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun ve Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerini sevmeyi ve onları tanımayı arzu ediyorsa, bu ateşle yanıyorsa ona mübarek olsun. Çünkü o ateşi veren de Cenab-ı Hak'tır. O sevgiyi veren de Cenab-ı Hak'tır. Zaten o ateş düştüğü zaman otomatik olarak o Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerini tanımasa bile o sevdiklerinin kalbindeki nur ona akmaya başlamıştır. Onu şahsen bilmese bile. Bu böyle midir? Evet böyledir. Cenab-ı Hak çünkü o büyükleri öyle yaratmıştır. Nasibi ve kısmeti varsa o yanma, o ateş devam ettiği müddetçe o kimseyi de onun karşısına çıkartır mı Cenab-ı Hak? Çıkartır. Çünkü o talep ediyor ve istiyor. Talep edip isteyince de böyle mi olur? Evet böyle olur. Demek ki bakınız Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifi bizim düsturumuz olması lazım. Birbirinize hediye veriniz ki birbirinizi sevmeye vesile olur. Şimdi hediye deyince de efendim diyor bana diyor bir kilo süt getirdi. Efendim diyor şimdi bir kilo süt götürmesem ayıp olur. 100 gram götürürsem diyor yüzüme çarpar.
bu yanlış. İlle o şekilde değil, yani hediye o değil. Bakın, hediyenin içerisinde kitaplarda tarif ederken hediye karşılıksız olarak bir başkasına mülk olarak verilen mala, paraya veya bunlar gibi herhangi bir şeye denir. Bir kimseye ikram olarak götürülen veya gönderilen mala da hediye denir. Mesela Türkçe'de biz buna armağan diyoruz. Hediye karşılığı olarak kullanıyoruz. Hibe de hediye demektir. Hediye, hibe etmek, bağışlamak manasına gelir. Bu maddi olan şeylerdir. Evet. Peki bir de adamın derdini dinliyorsun. Zamanından veriyorsun sen. Yani sen veriyorsun. Ve onu teselli ediyorsun. Veya o kişinin, yani maddi planda değil de, o kişinin ebedi saadetini kurtarmak için kitap veriyorsun. Hediye ediyorsun. Ne büyük nimettir o. Evet. Yani Cenab-ı Hak bir kuluna bunu nasip ettiyse öpsün başına koysun. Ben falana kitap verdim. İyi ya işte. Bunu hani tavuğun yumurta yutluyordu, yedi mahalleye duyuruyor. Duyurma. Kapat onu. Kapat onu. Ve o kimse o kitabı okuyup da hidayete kavuşursa, itikadını düzeltirse, amelini düzeltirse, senin amel defterine durmadan yazılacak mı? Evet, durmadan yazılacak. Kıymetli bir hediye midir? Tabii kıymetli bir hediye. İlle yiyecek olmaz şart değil ki. Kalem olmaz şart değil ki. Ne bileyim, top olmaz, çocuğa oyuncak olmaz şart değil ki. Bir kitap götürüyorsun. Hediye midir? Hediye. Efendim okumazsa? Sana ne ya? Okuyup okumaması şey değil. O bizi ilgilendirmez ki. Bir de niyetler hocam. Tabii. Niyet ediyorsun ama nasip olmuyor bazen. Koyuyorsun yanına. Şunu kitabı yolda birisine vereyim diyorsun ama bir türlü de unutuyorsun. Şey yapıyor. Nasip meselesi. Karşıdaki de birazcık böyle niyeti düzgün olmuş olsa, alıcı durumunda olsa veya üzerinde diyelim ki hani bir dua olsa, ana baba duası olsa veyahut da yaptığı hayırlı bir işten dolayı veyahut da bir garibi sevindirmesinden dolayı bir dua almış olsa öyle bir şey de çıkar mı karşısına? Çıkar. Bütün mesele insanın gayretine bağlı bir hadise, tercihine bağlı bir hadise. Onun için hediyeleşmek mi lazım? Evet. Kalem de verebiliriz, defter de verebiliriz. Bunlar da hediye midir? Hediyedir. Din kitabı ve bunların zirvesindedir artık o. Hediye etmek. Hediye insanlar arasında bir yakınlaşma ve yardımlaşma vasıtasıdır. Tarih boyunca insanlar ellerindeki çeşitli mal ve eşyaları birbirlerine hep böyle karşılık beklemeden verip hediyeleşmişlerdir. Toplumların din, örf, adet, gelenek, görenek ve ekonomik durumlarına göre çeşitli mal ve eşya, hediye, meta olmuştur. Olmuştur. Halen de olmakta mıdır? Olmaktadır. Ha, birisi otomobil hediye eder, birisi tır hediye eder, birisi helikopter hediye eder. Herkes durumuna göre. Aa, ben helikopter hediye edemem. Şart değil ki. Allah-u Teala herkesin gücüne göredir. Ve o işin çok olması değil, niyetin önemlidir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, eshabımın sizden biriniz, daha sonraki ümmetler için sizden biriniz, Uhud Dağı kadar, hacca gidenler bilirler, Uhud Dağı öyle küçük hacimli bir dağ değil yani, Uhud Dağı kadar altın sadaka dağıtsanız eshabımın bir avuç, işte bir müt tabiri kullanılıyor, o da işte bir kilo bile değil yani, bir avuç arpa sadakasına, bakın birisi altın dağıttı Uhud Dağı kadar, öbürsü de bir avuç arpa verdi, o bir avuç arpadan elde edilen sevaba kavuşamazsınız. Niye? Çünkü o hücrelerine varınca kadar ihlas da veriyordu onun için. Onun için malın çokluğu değil. Evet. Niyet ve samimi olup olmamaya bağlıdır. Yapılan ibadetler de böyle midir? Evet, yapılan ibadetler de böyledir. Şimdi hediyede de aynı durum söz konusu mu? Elbette. Adamın gözüne çarpıyor. Al, sana hediye ettim işte. Al da gözün doysun der gibi falan diye. Adama hakaret mi etti, sövdün mü, hediye mi verdin falan. Hiç belli değil. Hiç belli olmaz öyle. Hediye öyle verilmez. Hani hep zaman zaman biz de anlatıyoruz ya, bize çocukluğumuzda anlatırlardı, adam birisi işte hali vakti düzgünmüş, bir koyun kesiyor falan, bir tane de fakir garip bir adam varmış, koyunun bir budunu götürmüş ona vermiş, ondan sonra o fakir adam da bunun huyunu bilirmiş, birden pişirmemiş onu, yememiş, evde muhafaza diyor, serin bir yerde işte kahvehane varmış, oraya çıkmışlar falan, herkesin içinde nasıl demiş, verdiğim but işte lezzetli miydi falan, ağam sağ ol demiş, Allah razı olsun falan. Ertesi gün gene nasıl, verdiğim but sağlam mıydı, iyi miydi, güzel miydi, leziz miydi falan. Ha ağam sağ olsun falan filan. Adam hala yemiş, ertesi gün artık onu bir gazeteye veya bize sarmış getirmiş falan. İşte herkesin içinde yine nasıldı o but deyince adam bir fırlatmış, al demiş budunu ya. Evet. Al budunu. Bu artık hani tepesine kalkar, kafasına vurur gibi falan. Böyle değil ama. Samimi olacak ve niyetinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu buyurduğu şekle. Birbirinize hediye veriniz ki birbirinizi sevmeye vesile olur. Soğukluk var, bir hediye ver. Kalem olur, defter olur, ne bileyim ben. Ya yiyecek cinsinden bir şey bile olmuş olsa ikram edersin. Çözer mi? Çözer tabii ki. Ya karşı taraf hım mı falan eder ama netice itibariyle çözülür mü? Çözülür. Ya adam bak gördün, adam oluyor, gördün benim kıymetimi anladı falan filan diye kendi kendine bir şeyler söylese de hiç umurunda olmasın. Çözülür mü? Çözülür. Bakın şimdi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Han, oğlu Orhan Gazi Han'a bir vasiyeti var. Meşhurdur, kitaplarda yazıyor.
Yani bizim şeyle bağlantılı olmaz sebebiyle biz dağıldık da onu nakletmek istiyoruz. Diyor ki Osman Gazi Han, oğlu Sultan Orhan Gazi Han'a, Allah-u Teala'nın emirlerine muhalif bir iş eylemeyesin. Bilmediğini din alimlerinden sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Ama ne güzel sözler bunlar ya. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı, ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsanın kulcağıdır. Önemli bu. Askerine inamı, yiyeceği, ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsanın kulcağıdır. Değişmeyen bir ölçüdür. Zalim olma. Alimi adaletle şenlendir ve Allah için cihadı terk etmeyerek beni şahit et. Alimlere riayet eyle ki din işleri nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet ve ikbal ve hilim göster. Askerine ve malına gurur getirip din ehlinden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah-u Teala'nın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Bütün Osmanlı sultanlar bu vasiyete sadık kalmaya çalışmışlardır. Hep. Öyle midir? Evet. 600 sene hiç değişmeyen anayasası olmuştur. Mecellede 833. maddesinde geçiyor. Hediye bir kimseye ikramen götürülen veya gönderilen maldır şeklinde tarif ediliyor orada. Hediye verenin hediye ettim, hibe ettim gibi adet olan söz söylemesi, alanın da kabul ettim demesi ve kabz etmesi eline almasıyla tamam olur. Bu üç şartta icap, kabul ve kabz denir. Menfaat hediye edilmez. Fakat ariyet ödünç olarak verilebilir. Şimdi tabi hediyeleşmek sünnet. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifi. Hemen daha sözün başında biz onu hemen aktarmak istiyoruz da işte efendim hediye verdim, sonradan da vazgeçtim, bir saat hediye ettiydim, bana lazımdı falan, tekrar geri alabilir miyim? Evet. Geri alabilir miyim? Hediye verdim, sonradan vazgeçtim. Ya da adam ters bir hareket yaptı. Bu hediyemi geri isteyebilir miyim? Önce ona geçmeden, vaktimiz daralıyor, şunu söyleyelim de bir hadis-i şerif var da Bahattin Bey. O hadis-i şerifte buyuruyor ki iyilik eden iyilik ettiği kimseden kötülük beklesin mealinde bir hadis-i şerif var. Şimdi ben bu hadis-i şerifi gördüğüm zaman önce böyle bir irkildim. Allah Allah. İyilik ettiğin zaman, bir kimseye iyilik ettiğin zaman iyilik ettiğin kimseden kötülük bekle buyuruyor. Orada istisna da yok. Allah Allah. Evliya-i Kiram, İslam alimleri, peygamberler hariç tabii de. Yani bizim gibi insanlar istisna edilmemiş. Bunun hikmeti sebebi ne falan. O zaman hani zahiren baktığınız zaman hadis-i şerife sanki iyilik yapma gibi anlaşılıyor. Ama ehl-i sünnet alimler bunu bir açıklamışlar. Meğer orada iyilik yapma değilmiş. Esas orada murad Resulullah, yani Peygamber Efendimiz'in muradı. Bir kimseye bir, mesela ben bir iyilik yaptım. Osman Hünlü olarak birisine iyilik yaptım. Ben niçin yaptım bunu? Diyorum ki size anlatırken Allah için yaptım, öyle mi? Ben seni kandırırım, sen de beni kandırırsın. Dinleyicilerimiz de kandırırız. Dinleyicilerimiz de bizi kandırır. Biz birbirimizi kandırabiliriz. Ama hiçbirimiz Allah-u Teala'ya kandıramayız. Hiç ama. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ben diyorum ki ben bunu Allah için yaptım. Allah-u Teala imtihan ediyor. Benim o iyilik yaptığım kimse, farkına varmadan ama şuurlu yapmıyor bunu, benim menfaatime ters bir şey yapıyor veya aynı şekilde bana ters bir söz söylüyor falan, hemen o anda dizine gözüne dursun, sana da bunları verdiydim diyorsam afı yuttum ben. Gitti. Allah için yapmadığın ortaya çıktı. Evet. Yani bana, ben o adama iyilik yapmışım. Yani affedersin, o benim böyle kölem gibi çalışsın. Bana işte efendim nasılsınız, iyi misiniz falan, hürmet etsin, saygı göstersin. Demek ki yaptığım şeyin içerisinde o gizli. O adam, iyilik yaptığım kimse ters bir hareket yaptığı zaman ben bunu lap diye böyle söylersem benim o iyilikler çöpe gitti. Meğer Cenab-ı Hak imtihan ediyormuş. Benim için mi yaptın yoksa o insan için mi? Veyahut da kendi menfaat için mi? Nefsin için mi yaptın? Allah Teala öyle bir imtihan ediyor ki orada işte gerçekten Allah için yapıp yapmadığın meydana çıkıyor. Anadolu'da çok rastlamışımdır. Bilmiyorum siz de rastladınız mı da. Böyle ben çok duyardım falan. Dizine güzüne dursun. Adama şu kadar da şunu da verdiydik falan. Ya verdiysen Allah için verdiydin. Ama demek bitti. Ki bitti o. Ve orada su yüzüne çıkıyor mu? Ve su yüzüne çıkıyor. Bir de hediyeyi geri alma durumu var. O da apayrı bir konum. Zannedersen birinci bölümümüz bitti. Onu ikinci bölümde inşallah böyle izah etmeye çalışırız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Thank you.
Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı TGRT FM'de devam ediyor. Konumuz hediye ve hediyeleşmek. Şimdi Bahattin Bey, birinci bölümde tam onu yetiştiremedik ama söz verdik. Şimdi hediye geri istenir mi, istenmez mi? En fıkıh kitaplarında buyuruyor ki hediyeyi geri istemek caizdir. Ama bir amması var, bir fakat diyor. Fakat kostunu yalamak gibidir. Ama caizdir. Hediyeyi geri istemek caizdir. Ama kustuğunu yalamak gibidir. Fakat bütün bunlara rağmen, caiz olmasına rağmen, kustuğunu geri yalamak gibi olsa bile de, hediye istemek caizse de, bazı şeyler hediyeyi geri istemeye manidir. Yani kustuğunu yalamak istiyor adam da, fakat yine yalattırmıyorlar. Yine mani oluyor. Mesela kitaplarda anlatılırken 7 tane engel varmış. Neymiş bu 7 tane engel? Hediye olarak verilen mevcut malda kıymetini arttıran fazlalık meydana gelmiş. Mesela birisine saat hediye etmiştin. Adam götürdü, onun camını değiştirdi. Camını değiştirdi ve hatta ne bileyim o saati kuracak yeri değişik bir şekilde bir ilave yaptırdı. Mesela camını daha kaliteli bir cam yaptırdı. Ve hatta kol saatiydi işte ne bileyim o kordonlu 12 deriydi. Bu tuttu. Hani demirden olan kolluklar var. Bileklikler var. Onlardan yaptırdı falan. O dedi ki işte bu saat, ha bu saat değil, bu saat değişmiş. Gel alamaz onu. Bu mani midir? Manidir. Veya ikisinden birisi ölmüşse, hediye vermiştin, adam öldü. Gidip de mirasçılarına ben bunu bana hediye etmiştim, verin diyemiyorsun. Gitti o. O da gitti. İkincisi bu. Üç, hediyenin karşılığı olduğu bildirilerek bir hediye verilmesi. Bunu başkası da vermiş olsa rücu edemezmiş. Mesela siz bana bir hediye verdiniz. Ha, bir saat verdiniz. Ben de size bir kalem verdim. Mesela diyelim. Evet. Neyse ben kandırmış oldum ama. Siz bana o saati hediye ettikten sonra ben dedim ki ya sen bana saat hediye ettin, ben de sana buyur, yani fazla bir şeyim yok, şu kalemi hediye ettim. Ne yaptım şimdi? Saata karşılık bir kalem hediye ettim. Sonra vazgeçemiyorsun, isteyemiyorsun onu. Niye? Karşılık verdim çünkü. Karşılık verdim. İki taraf da isteyemiyor. Yok, zaten sizin isteme hakkınız vardı. Siz de bana verdiniz, ben de kalem isteyemem. Bitti. Dolayısıyla hediyeyi geri alamıyorsun. Birinci maddede kıymetini arttıracak bir şey yapıyorsunuz o hediye. İkincisinde birisinin ölmesi lazım. Üçüncüsünde de hediyeye karşılık verildiyse geri isteyemiyorsunuz. Dördüncüsünde hediye edilen malın alanın mülkünden çıkmış olması. Siz bana saat hediyediniz, kaybettim bunu. Veyahut da çaldırdım. Bir başkasının elinde gördün. Arkadaş dedim, o ben sana hediye etmiştim. Ver bakalım o malı. Diyemiyorsun. Gitti o. Veya çaldırmadın da ben hediye ettim. Onu da aşmakta fayda var. Efendim hediye edilen hediye edilemez. Niye hediye edilemezsin? Siz bana hediye edince benim mülküm olmadı mı? Mülküm oldu. Dilediğim gibi tasarruf edemez mi? Ederim. Satarım, hediye ederim. Serbestim ben. Hediye ettim. Benim mülkümden çıktı. Gidip de mesela getir bakayım onu, ben hediye etmiştim diye oradan alamazsın artık. Evet. Bitti. O hediye hediye olmaz şey. Hani hatırası var gibi düşünün. O şimdi hani büyüklerin veya hatırını kıramadığın bir arkadaşını, bir sevdiğini, bir tanıdığını, bir büyüğünü hatırlatıyordur. Onu vermezsin sen. Bunu hediye et, yok dersin arkadaş. Hatırası var. Hediye etmem, vermem, satmam. Evet. Satmazsın da onu. Evet. Yani onun bedeli olmaz. Yani dünyayı koymuş olsa yok. Mesela diyelim ki biz şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanında yaşadığımız için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri size tuttu bir gömleğini hediye etti. Birisi geldi sana dedi ki arkadaş kaç altın istiyorsun bunu? Yok kaç altın değil. 100 binde versen, 500 bin altında versen vermem. Çünkü onun değeri farklı bir şey. Çok farklı. Farklı bir şey. Dolayısıyla böyle sevdiğimiz veyahut da saydığımız, hürmet ettiğimiz, büyük bildiğimiz birisi tarafından bize, yani onun vermiş olduğu elinden diyelim ki kıymeti olmayan bir şey bile olmuş olsa, bir topluğuna bile vermiş olsa onun hatırası olarak saklarsın. Onun kıymeti, değeri ayrıdır. O ayrı bir mesele. Ama mesela kalem hediye etti birisi. Hani öyle bir şey de değil falan. Öyle hatırla. Arkadaş dedi, sana hediye ediyorum. Sen de tuttun. Lazım olan birisini gördün. Kalem arayıp duruyor. Al dedim, bunu hediye ettim. Aa, o hediye etmişti. Sen niye bana hediye ediyorsun falan. Yok ya, senin mülkün oldu. Sen dilediğin şekilde tasarruf edebilirsin. Şimdi beşinci madde olarak da ikisi arasında nikah evlilik bulunmaz. Yani şimdi bir kadın, evli bir kadın, kocasına bir şey hediye etti. Sonra dedi ki o hediyeyi geri ver. Geri alamaz. Veyahut da erkek hanımına bir şey hediye etti. Hediyemdir dedi. O rücu etmediği müddetçe geri alamaz. Çünkü o nikah bağı manidir hediye istemi.
Şimdi Anadolu'da çok yaşanıyor. Mesela erkek götürüyor hanımına, diyor bu bilezikleri, aradan bir sıkışıyor falan, bir zaman geçiyor. Ha diyor, şu bilezikleri getir bakalım, borç var, onları ödeyeceğiz. Cık, ya kadın vermiyor. Ben aldım ya, sen ne, ben vermeyeceğim falan. Getir şunları, getir diyor, hemen alıyor. Allah Allah. Elinden zorla alıyor. Alamaz ki, gasp olur, hırsızlık olur. Gasp olur, hırsızlık olur. Ha anlatır hanımına, böyle böyle borcumuz var. Ben de sıkıştım, şu anda elimde de bir şeycik yok. Ya o zaman kadıncağız derse ki, ya borcum varken ben bunu ne takayım, al ben sana hediye ettim. Hediye edebilir artık. Hediye edebilir. Veyahut da borç verebilir. İkisi de olabilir. Çünkü İkisi onun, de olur. Onun mülk onun. Yani erkek geri alamaz. Aynı şekilde, aynı şekilde kadın da kocasına diyelim ki bileziklerini hediye etti. Ve sonra ver bakalım onları diyemez. O hakkı yok. O nikah bağı buna mani midir? Mani midir? Yine aralarında nikahı ebedi haram eden akrabalık bulunması. Bu da çok önemli. Mesela diyelim ki evlatlarına, kızına, torununa bir şey hediye ettin. Ebedi mahremin senin. Teyzene, halana bir şey hediye ettin. Kayınvalidene, annene bir şey hediye ettin. Ebedi mahremindir bunlar. Yani erkek açısından söylüyorum ben bunları. Ebedi mahremindir. Annene bir şey hediye ettin. Anne hani hediye ettiydim ya, getir bakalım onu bana. Bana lazım. Onları ver bana. Diyemezsin. Bu hakkın yok. Ha ancak derdini anlatırsın. Derdi. Anneye sıkıntım böyle böyle. Böyle bir şey de lazım oldu. Şu anda param da yok falan. E kadıncağız derse ki, ya oğlum ben yani senin madem ihtiyacı aldım sana hediye ettim. Verdim diyemez. Geri verdim değil. Hediye ettim diyecek. Hediye ettim diyecek. Veyahut da diyecek ki bunu al. Hani ihtiyacını gider ama yerine tekrar koy. Aynısını al getir. O zaman borçlu kalırsın. Hediye etmediği müddetçe. Demek ki bir nikah bağı hediyeyi geri istemeye mani, bir de aralarında nikahı ebedi haram eden akrabalık bağının bulunması, akrabalık bağının bulunması, yani anne baba evladına, evlat da anne babaya bir şey hediye ettiği zaman geri isteyemez. İstemiyor. Mesela adam dedi ki oğluna, al oğlum dedi bu arabayı sana hediye ettim. Sonra kafası kızdı. Ver şu arabayı. Diyemez. Zaten sana hediye ettim diyor. Bitti o iş. Bitti o iş. Ama başına şaka değil bu. O onun oldu. Sonra hediye edilen malın helak olması. Şimdi yukarıdaki bir maddede hediye edilenler, hediye edenlerden birisi helak oldu. Yani öldüydü. Burada ise yani hediye verilen mal helak olmadı. Birisinde de mülkünden çıktıydı. Ama burada hediyenin kendisi helak oldu. Hediyenin kendisi helak oldu. Yani parçalandı, kırıldı. Veyahut da saat mesela diyelim ki, gene saat misalini verelim. Denize düşürdün. Helak oldu. Yok, yok. Bitti yani. Veyahut da ne bileyim öyle... Yiyecek bir şeydi, bozuldu. Bozuldu. Helak oldu, tükendi, gitti. Dolayısıyla onu geri isteme durumu söz konusu değil. Söz konusu değil. Yalnız evlenen kadının mehrini kocasına, ölmüşse varislerine hediye edebilir. Mehrini kocasına hediye edebilir. Ölmüş ise varislerine hediye edebilir ama burada yine hediye edebilir deniyor. Koca zorla hediye ettiremez. Hanımının babası kızının mehrini damadına hediye edemez. Mehir üzerinde, mehridir, kendinin malıdır o. Hani isterse kocasına hediye edebilir ama koca zorla hediye ettiremediği gibi babası da müdahale edemez. Oğlu mesela diyelim ki büyüdü, akıl bali oldu, o da hediye ettiremez. Kimsenin bir yetkisi yok. Kadının tam tasarruf hakkı vardır orada. Tam tasarruf hakkı olduğu için de kendi isterse hediye edebilir miydi? Ya işte ben mehrimi hediye ettiydim ama şimdi lazım oldu, geri ver bakalım diyemez. Diyemez. O yok. Yani şey de düşünülebilir hocam. Düğünde takılan takılar, şunlar bunlar, sonra ayrılıkta da ayrılık olsa isteyemez onları da. Tabii. Şimdi millet yok şunları taktım geri ver, böyle şey yap. Yok o, yok. Nişanda. Ancak şöyle olabilir. Mesela hediye değil de mesela erkek tarafı getirdi. Erkek tarafı getirdi. Erkeğin, damadın amcası, dayısı, teyzesi, halası mesela takı takıyor. Altın veriyor, şey yapıyor falan. Bunları geline değil de, geline değil tamam, geline takıyor ama ben diyor damada veriyorum. Yani mülk damada ait, yeğenlerine veriyorlar. Ama o emanet olarak takmak üzere hanımına izin veriyor. Böyleyse, bu şekildeyse bu kadının mülkü değil. Kadına da hediye edilmedi. Bu o damadın idi. Damadın olması sebebiyle yani böyle bir ayrılık vuku bulmuş olsa bu kadın o kocası tarafından takılmasına izin verdiği takıların hepsini çıkarması lazım. Evet. Ancak kendisine hediye edilen, mehir olarak verilenler kendisinindir. Mehir olarak verilenler ve ona hediye edenler. Mesela diyelim ki kızın akrabalar da takıda bulundu.
teyzesi, dayısı, amcası getirdi. Buna hediyedir ona. Yani damadın akrabası da damadına aittir. Ama diyelim ki damadın amcası getirdi. Kızım bu sana işte sana hediyemdir dedi. Taktı mesela hediyemdir dedi. O zaman yani damadın değil o. O kızın oldu. O kadın kadıncağızın oldu neyse. Burası önemli bir şey. Öyle bir durumda ayrılık söz konusu olmuş olsa hiç kimse diyemez ki ver bunları. Ver bunları diyemez. Şimdi mesela ben o konuda hep dikkat ederdim falan. Sonra kitaplarda okuyunca dedim. Kendi evlendiğim zaman başıma gelmişti. Düğünde böyle işte annemin, babamın, annemin hanım, kadın olarak arkadaşları, babamın arkadaşları. Şimdi İç Anadolu'da bir sürü işte o zaman bakır tenceredir, ondan sonra bakır güğümdür, ondan sonra sinilerdir falan böyle hediyeler geliyordu. Yani bir odanın birisi böyle dolduydu. Dedim ya bunların hepsini ne yapayım? Evlenen benim ya. Ya bunların hepsini ne yapayım falan. Düğün bitti. Herkes yerlerine yerleşti falan. Annem hiç kimseyi sokmuyor oraya. Sonra bir baktım. Annem bu falan boyuna şey yapıyor. Düğünler oldukça da oradan da hediye götürüyor. Allah Allah dedim ya. Annem bana gelenleri şey yapıyor. Sonra kitaplarda bu okudum. Meğer bu örfe bağlıymış. Şimdi annemin kendi emsali arkadaşı hediye getiriyor. Ya annemin emsali. Evet annem yaşında bir kadın ama benimle bağlantısı yok ki. Anneme getiriyor. Adı oğlanın oluyor. Babamın arkadaşları hediye getiriyor. Ya babamın arkadaşlarıyla benim bağlantım yok ki. Ama bana mesela teyzem, halam, onda sana dayım, amcam getirmişse yeğenimiz diye veriyor. Orada anne ve babamın sözü yok. Evet. O direkt bana geliyor. Benim oluyor. Veyahut da nenem, dedem bana hediye vermişse o benim oluyor. Başkasının olmuyor. Annem o zaman kendisine gelen, babam kendisine gelen, oğlum bunu sana hediye ettim deyince o zaman benim oluyor. Meğer o örfe bağlıymış. Çocukların sünnet düğünlerinde de durum aynıdır. Mesela diyelim ki çocuk sünnet oluyor. Şimdi benim çocukla bir mesela bir akrabalığım yok, bağlantım yok, arkadaşlığım yok, askerle beraber değilim, tamam mı? Götürüyorum şimdi, götürüyorum ama şimdi diyorum ki işte Ahmet Bey diyorum, neyse veriyorum falan. Ama ben Ahmet Bey'e veriyorum. Çocuğa değil. Çocuğun değil o. O örfe bağlı. Ama çocuğun amcası, çocuğun dayısı, çocuğun dedesi, çocuğun teyzesi getirdiyse çocuğa ait. Bunu ayırmak lazım. Diğerleri çocuğa ait değil. Babaya veya anneye aittir o. Babaya ve anne. Çok zamanlar bu karışıyor. Evet işte. Bu karışıyor. İşte çocuğun malı falan filan. Çocuğun malı değil. Örfe bağlıdır. Adete bağlıdır. Benim çocukta bağlantım yok ki. Mesela adamcağız kızını gelin ediyor mesela. Adamın arkadaşı geldi falan. İşte diyelim ki bir altın verdi. Şimdi Bahattin Bey'e veriyor bunu. Bahattin Bey'in kızıyla bir görüşmesi şeyi yok ki. Bilmez ki o. Öyle bir hukuku yok. Bahattin Bey'edir. Ama kız tamam kızı da ama verdiği yer esas Bahattin Bey'ledir. Dolayısıyla Bahattin Bey'e veriyor. Adı kızı gelin olduğu için. Adı o. Fakat verilen yer öyle. İşte kendi düğünümde orada yakinen gördüm. Örf öyleymiş orada. Adet öyleymiş. Bu işler adete bağlı. Deniyor kitaplarda. O yörenin adetine bakıyorsun. O yörenin adeti tamam böyle. Mesela zaman zaman televizyonlara falan çıkıyor falan. Bizim İç Anadolu'da doluyor. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da falan. Bir bakıyorsun her tarafı altın. İki kolu bile doluyor. Her tarafı çekemiyor. Gelin, damat ikisi de çekemiyor. Şimdi orada örfe bakılır. Örfe bakılır. Adete bakılır. Mesela kayınpeder diyor ki bir kilo altın aldım diyor. Kime aldı bunu? Oğluna mı aldı, geline mi aldı? Şimdi alıp emanet olarak şey yapıyorsa sonra mesela bozuşturur. Tak diye hepsini alıyor. Demek ki örfen bunu geline o anda düğün anında takıyorlar, emanet olarak taktırıyorlar. Gelinin söz hakkı yok. Evet. Mesela bize İslam ve Toplum programında gelen mektuplarda dikkatimiz çekiyor. Zekatımı diyor ben vereceğim. Bizim ilk sorduğumuz soru şu. Mesela elindeki bilezikten bir tanesini veyahut da taktığın altınlardan bir tanesini satmaya kalkmış olsan katiyen dedi kimse sattırmaz. Kocası ve kayınpederi, eğer kayınpeder mesela ataerkil aile dediğimiz aile tipi ise evde kayınpeder, kayınvalide beraber oturuluyorsa geniş evlerde var şimdi şu anda ülkemizde de kayınpederin o zaman onlar. Sattırmıyor. Demek ki mülk sahibi gelin değil. Evet. Kayınpeder veya kocası. Zekatı onlara. Zekatı onlara ait. Buna sadece takmak için izin vermişler. Bunun mülkü kendi annesinin babasının, kendi aynı şekilde halasının teyzesinin verdikleri veya kocası veya kayınpederi sana hediyemdir kızım diye verdikleri veyahut da hanım kocası işte hanım dedi bu sana hediyemdir. Onlar onun mülkü. Onlar onun mülkü. Kendi aldıkları varsa onlar mülkü müdür? Bir de mehri kendi mülkü. Onlar toplar nisaba ulaşıyorsa o zaman onun zekatını verir mi? Verir. Demek ki hediye
Evet, muhabbeti arttırır ama bu hediye hukuku da kitaplarda, hibe hukuku da uzun uzun yazılmış. Ne? Kargaşayı önlemek için. Şimdi siz ne güzel açtınız o konuyu da hep kavgalar oluyor. İşte bana verdiğinde geri aldığında ben nasıl veririm de bize verdiğinde hediye miydi? Hediyeydi falan, iki tarafta dinlemek lazım. Hele bu düğünlerde diyelim ki ramak kala gelin atabilmiş ya nasip denmiş. Hakikaten ben çok şahit olmuşumdur. Mesela kanun işlemler bitmiş, belediye kayıtlarını hepsini yapmışlar, dini nikah akdini yapmış. Gidiyorlar sadece ev döşenmiş, her şey hazır. Gidiyorlar işte gelin hanımı alacaklar, arabaya bindirip eve getirecekler. Ya tam gitmiş orada araba bekliyor. Gelin arabası da orada dışarıda. İçeride bir pantal kopuyor. Bir gürültü, bir patırtı falan. Git vermiyoruz kızım sana, defolun gidin. Ana hepsi bozuldu. Gitti. Bitti. Ondan sonra başlıyor. Verdiydin aldıydın, verecektin vermeyecektin falan filan. Ya o zaman hani işte insan orada açığa çıkıyor. Şimdi hocam bir de şey aklıma geldi. Şimdi çocuklara doğduğu zaman getirip takıyorlar. Şimdi onlar bir kısmı anneye mi takılıyor? Geliyor o orada doğumda. Benim iki tane çocuğum var. İkisini de ayrı ayrı ayırdım ben ama kendim onlara geldiği için bize de gelse bunların hakkı diye ayırdık onları. Size geliyor aslında. Ama biz yani, ayırdığımız için. Ama siz artık oraya verdiniz ve onların oldu. Onların oldu artık, bitti. Yani siz kendi isteğinizde bu çocuğun demişsiniz ve evlenirken bitirmişsiniz. Evlenirken lazım olur bunlar. Bitirmişsiniz. Ha alırsanız bile ödünç alırsınız, kullanırsınız. Ancak mesela kitaplarda buyuruyor ki çocuğun parasını veya çocuğa gelen altınları fakir olan anne baba kullanabilir. Zengin olan anne baba da çocuk için kullanabilir onları. Üstüne başına yiyeceğini giyeceğine neyse okul masrafıdır falan, gelenleri o şekilde kullanır mı? Kullanır. Doğum anında gelenlerde. Genelde mesela doğumda geliyor da şimdi çocuk dünyaya gelmiş, çocuğu olmaz ki, vaktim yok. Anneye geliyor. Veyahut da aynı şekilde diyelim erkek tarafıysa babaya geliyor o. Ama adı çocuk oluyor. Götürüp çocuğa mesela şey yapıyorlar, iliştir veriyorlar omuzuna falan. Ama aslında geliş şekli iyi düşünüldüğü zaman anne ve babaya mı? Evet, anne babaya geliyor efendim. Tasarruf annenin babanın oluyor ama öyle ayırırsa da bu çocuğun deyince bitti yani. Kendi inisiyatifinden çıkardı, çocuklara aynı şekilde onları hibe etti, hediye etti, çocukların oldu. Ve dolayısıyla da mahremi olmaz sebebiyle, yani evladı olmaz sebebiyle de onu geri alamaz. İsteyemez de alamaz da. Akıl bali olasıya kadar da zekatını vermiyor. Ha vermiyor. Çocuk olduğu için. Buluğa erdikten sonra da çocuk artık onun üzerine tasarruf sahibidir. Ha o zaman çocuk mesela al baba sana hediye ettim, al anne sana hediye ettim diyebilir. Ama şeyden önce de diyemez onu. Çünkü bilmez. Hele mesela kitaplarda anlatılıyor. 7 yaşındaki çocuk için akıllı tabiri kullanılmış. 7 yaşındakinden aşağıdaki çocuklar için gerçi şimdiki çocuklar cin gibi falan diyorlar da değil. Cin gibi olsa da ve mesela kendi çocuklarımda dikkatimi çekmişti. İlk çocuğum da işte 3 yaşındaydı falan. 3-3,5 yaşında falan. O zaman iyi hatırlıyorum. Simit 1 liraydı. Yine aynı kapıya geldik yani. Simit 1 liraydı. Baktım sokaktan, o zaman Balıkesir Gönen'de kalıyorduk. Caddeden sabah sabah, cumartesi miydi, pazar mıydı, simitçi diye geçiyor falan. Hemen dedi baba simit. Parayı verdim ama peşinden geliyorum. Çünkü 3 yaşındaki çocuk alışveriş yapamaz ki. Fakat bizim bir bahçe girişi vardı. O bahçe girişinde bahçe vardı yani evin önünde. İlk kapıdan çıktı bahçe kapısı. Çocuk olduğu için patır 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 benden süratli gitti o. Benden ta caddeye çıktı. Benden süratli bir şekilde koşarak gitti. Geri döndü geldi bu. Ben daha bahçe kapısına çıktığım zaman baktım bu geliyor. Dedim ya ne oldu simit? Dedi simitçi gitmiş. Para nerede? Elinde para vardı. Parayı vermişti eline. Dedi attım. Öyle ya, simit almayan parayı ne yapacak? Orada çallıklar vardı. Fırlatmış atmış oraya. Öyle ya, simit almadıktan sonra ne işe yarar ya? Attım diyor. O zaman mesela kitaplarda buyuruyor ya. Çocuk için bir kıymet ifade etmez o. Mesela çocuğun elinde bir bilezik olsa. 5 yaşındaki, 3 yaşındaki bir çocuğa. Çocuk için en çok ne hoşuna gider? Her çocuk için cazibe noktası farklıdır. Bazısı damak lezzetine düşkündür. Bazısı oyuncağa düşkündür. Mesela basit bir oyuncağı göstersen, onu bana ver, onu sana vereyim falan verir. Veyahut da dondurmaya baygındır. Dondurma ver, elindekini al. Veyahut da ne bileyim simite baygındır. Niye aynı şekilde veya çikolataya? Şimdi bir sürü böyle yiyecekler falan çıktı ya. Onlardan bir tanesi hangisine meyli varsa sana 2 tane 3 tane vereyim falan diye. Elinden alabilir misin? Alabilirsin. Ben çocukluğumda hatırlıyorum öyle bir yer. Öyle bir yer hatırlıyorum. Bir çocuğun elinden bu şekilde böyle altınlar alınmış falan filan diye. Böyle su insanlara bilmem nelere falan sebep oluyor. Çocuk ifade de edemiyor. Evet, edemez. Ne bileyim, bir bilezik verdi, bir simit aldı. Onun için hiç önemli değil bilezik. Simit önemli.
veyahut da çikolata önemli, veyahut da dondurma önemli, veyahut da oyuncak önemli. Bir bilezik gitmiş, bir avuç altın vermişim falan. Ne kıymeti var onun için? Simit almayan altının ne işe yani? At gitsin. Atıyor da. Öyle. Ama 7 yaşına gelen çocuk, 7 yaşına gelen çocuk yani paranın ne demek olduğunu kavruyor. Akıllı çocuk deniyor onun için kitaplarda. Ondan önceki daha değil. Ama 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk babası, annesi başındayken yani alışveriş yapılabilir mi? Aldığı, verdiği o olur. Onun gözetiminde çünkü. Öbür türlü niye caiz değil? Caiz olmamasının sebebi çünkü çocuk şey değil. Onların ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. İşte ne oldu ne bileyim. Söylediniz parayı attı diyor. Evet parayı attı. Nerede parayı attım dedi. Öyle ya simit almayan para ne işi yarar? Gitsin nereye giderse gitsin. Ha evde olmuş aş başka yerde olmuş. Hiç önemli değil. Tabii onların hediye etme yetkisi de yok. Ancak buluğa erince ha o zaman tasarruf sahibidir. O zaman aynı şekilde dinimizde buluğa erince buyuruluyor. Peki buluğa erdi ama aklını kontrol edemedi mi? O zaman vasi olur. Evet. Yani anne baba vasidir. Onu yine kontrol eder mi eder? Zaten hukuken de yani kanunen de bugün 18 yaş mümeyyiz olarak kabul ediliyor. Yani 18 yaşına gelmeyince tasarruf ettirilmiyor kanunen de öyle. Dinimizde eğer aklı gelişmiş ve buluğa da ermişse artık ibadetlerden de sorumlu, alışverişten de sorumlu, hediyesi de alınır, hediye kendisine verilebilir. Bu muameleler kendisiyle görülür mü artık? Görülür. Bakın bir hadis-i şerif daha var. İnsanlar kendilerine iyilik edenleri sever. İnsanlar kendilerine iyilik edenleri sever. Hakikaten öyledir. Kötü bir kimse bile onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ya. Ya Rabbi kötü bir kimsenin bana iyilik etmesini nasip etme. Nasip etme. Bakın kitaplarda bir ifade geçiyor. Şimdi hediye ediyoruz da efendim verecek bir şeyim yoksa diyor. Bakın hediyenin en kıymetlisi. Şimdi dinleyicilerimiz de merak etmişlerdir. Acaba ne? Altın mı? Değil. Yakut mu? Hayır. Hediyenin en kıymetlisi, en faydalısı, hem kıymetli hem de faydalısı, güler yüz tatlı dildir. Ya. Hiçbir şey yoksa güler yüzünde mi yok? Tatlı dilinde mi yok? Güler yüzü ve tatlı dili. En kıymetli hediye ve en faydalısı. Herkese, dosta, düşmana, Müslümana, gayrimüslime daima güler yüz tatlı dil göstermelidir. Kimseyle münakaşa etmemeli. Münakaşa dostluğu giderir, düşmanlığı arttırır. Kimseye kızmamalıdır. Zira hadisi şerifte gadap etme, kızma buyuruldu. Çünkü gadap yani öfkelenmek aklı örter. Peki aklı örtülü olan insan ne yapar Bahattin Bey? Her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı da birisi dedi gelmiş böyle bir alacak verecek gibi falan adam dedi böyle ceketini şey yapıyor falan dedi. Tabancası var dedi falan. Tabancayı gösteriyor. Kabzayı gösteriyor falan. Ben dedi genellikle böyle dedi. Ceket var dedi. 3 tane de düğmesi var. 3'ü de delikli duruyor dedi. 3'ü de delikli. Fakat dedi şurada bir cep telefonu var kabarık duruyor falan. Demiş ki bana bak demiş. Kabzayı mabzayı gösterip durma. Biz demiş yani aile olarak bu düğmeyi çözdük mü? Yani ve elimizde attık mı? Öyle demiş elimizi böyle göstermeyiz. Çözdüğümüz an o yerinden çıkar. Çıkınca da hedefini bulur. Böyle demiş şöyle kuru sıkıyla falan. O adam dedi birden bir değişti. Yok işte efendim yani demek istedim ki yani falan filan demeye başlıyor. Onun için hani gadap aklı örter. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Adam şimdi hem kendisi sinirli, asabi bir de tabanca taşıyor. Öfkelendi, kızdı. Takır takır çekecek. Bu... şeyde birkaç sene önce bir Mertel'de bir cinayet olmuştu da İstanbul Mertel'de bir cinayet olmuştu. O görenler anlatıyor. Mesela orada bir iş adamı işte vurulmuştu. Adamın işte oradaki fabrikasının önüne arabayı mı çekmiş yoksa oradan geçiyor muymuş? Nasıl olduysa gelmiş adam posta koymaya kalkmış o iş adamı. Demiş ne bu falan filan deyince o da hiç böyle sakin sakin camı indirmiş. Torpido gözünü açmış. Adam tabancayı çıkarmış. Tak tak tak. Adamı indirmiş. Adam düşünce de kapıyı açmış. Bağırıyormuş. Ölme, ölme, ölme. Allah Allah. Vurduktan sonra. Şimdi güler misin, ağlar mısın? Bir kere öbürüsü ters hareket etti. Bu da ters hareket etti. O tabancasına güvendi. Aldı ateşledi. Oyuncak tabanca mı bu ya? Sen kurşunu sıkacaksın. Ondan sonra da havamı atacağım gideceğim. Olur mu öyle şey ya? Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama bu hadis-i şerif uzun detaylı bir şekilde anlatılırken
birisi gelmiş nasihat istemiş. La tadap buyuruyorlar. Adamcağız çekilmiş geriye, sonra sağ tarafından yaklaşmış. Yine bana nasihat eder misiniz? Yine Resulullah Efendimiz la tadap buyuruyorlar. Bu sefer sol tarafına geçmiş Resulullah Efendimiz. Bir müddet sonra geliyor. Ya Resulullah bana nasihat eder misiniz? La tadap buyuruyorlar. Kızma, öfkelenme. Bir müddet sonra Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam arka tarafına geçiyor. Orada dinliyor Resulullah Efendimiz'i. Arkadan yaklaşarak ya Resulullah bana nasihat eder misiniz? Buyuruyorlar ki kızmamanın, öfkelenmemenin ne olduğunu daha anlayamadın buyuruyorlar. Bahattin Bey hepimizin başında. İnsan böyle yani kızar, kızmak ayrı bir şey. Ama o doruk noktasına çıktığı zaman akıl örtülür. Ondan sonra adam hareketlerini falan kontrol edemez ki. Kontrol edemez. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Radiyallahu Anh Hazretleri'ne bir şey göndermiş. Hediye olarak. Almamış, kabul etmemiş. Resulullah Efendimiz çağırıyor. Niye almadın? Ya Resulullah siz buyurdunuz ya kimseden bir şey istemeyiniz. Ben istemeyiniz dedim buyurdu. İstemeyiniz dedim. Ama kendiliğinden geleni almasın. O Allah-u Teala'nın gönderdiğidir. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki istemeden verilen şeyi alınız. Allah-u Teala'nın gönderdiği rızıktır. Ama ya Bahattin Bey bana bir hediye versene ya. Şu elindekini bana hediye etsene ya. O caiz değil. Ama Bahattin Bey durup dururken tuttu bir şey verdi. Bir zamanlar serviste mi gidiyordum yoksa bir arkadaşım bir arabasıyla mı gidiyordu falan. Arkadaş tuttu cebinden bir tespih. Dedi ki abi dedi sana hediye ettim dedi. Şimdi böyle basit bir tespih. Hakikaten ben de bilmiyordum onun ne olduğunu. Birisi gördü önümde. Aa dedi bu dedi çok kıymetli bir tespih. Hakikaten ben onun öyle bir taş olduğunu da bilmiyordum. Hafif bir şeydi. Allah Allah dedim ya. Yani arkadaş hediye etti ama yani teşekkür ettik etmesine falan da. Ama öyle kıymetli olduğunu da bilmiyordum ben. Öyle kıymetli olur. Bunu bana verir misin falan. Dedi. Dedim ya bir dakika şimdi. Yani arkadaş bunu bana verdi. Yani bir maksadı vardı bunu bana vermekten. Maksadı vardı. Hani tesbihi verdi bundan. Hani kelime-i tevhid çeker. Ondan sonra namazlarda kullanır. Sevap bekliyordu. Dedim biraz kullanayım da ondan sonra düşüneyim. Hemen birden öyle hediye ver. Bunu bana verir misin denir mi? Ama biz öbürsünde mesela öyle bir şey beklemedik. İstemiyorduk da. O tuttu gönlünden verdi. Ha, gönlünden verirsen o Allah-u Teala'nın gönderdiğidir buyuruyor. Ama istersen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yasak mı etmiş? Evet. Çünkü Hazreti Ömer Radiyallahu Anh Hazretleri ile alakalı olarak insan için hayırlı olan kimseden bir şey almamaktır. Buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bunu bildiği için Hazreti Ömer Radiyallahu Anh Hazretleri Peygamberimizin hediyesini geri gönderiyor. Peygamberimiz bunu işitince isteyip de almak için demiştim. İstemeden verilen şey Allah-u Teala'nın gönderdiği rızıktır, onu alınız. Tabi bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle işitince Hazreti Ömer Radiyallahu Anh Hazretleri bu sefer buyuruyorlar ki Allah-u Teala yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden verileni de alacağım. İstemeden verilirse alacağım ama kimseden de bir şey istemeyeceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi hediye vermek çok sevap. Çok sevap ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ölçü bildiriyorlar. Kendisi veya çoluk çocuğu muhtaç iken veya borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Borç ödemek sadaka vermekten ve köle azat etmekten ve hediye vermekten daha mühimdir. Başkasının malını sadaka vererek zayi olmasına sebep olmayın buyuruldu. Şimdi başkasının kesesinden cömertlik yapmak kolay. Aa sana hediye ettim. Sen kendinden versene. Hani hep temele yüklerler ya, onu zaman zaman anlatıyoruz ama hoş bir şey o. Yani insanların cibilliyetin içindekini açığa çıkartıyor. Kim onu böyle temele yükleyerek anlatmış da aslında temel değil. Osman Ali hepsi böyle bunun. Hani dostun temele demiş ya. Demiş işte bir kamyonun olsa, iki kamyonun olsa birisini verir misin? İki dairen olsa, evin olsa, villan olsa birini verir misin? Veririm. İşte iki tane bilmem şunun olsa verir misin? Veririm. Şunun olsa verir misin? Veririm. Demiş iki tavuğun olsa birisini verir misin? Hayır demiş. Ya demiş kamyonu verdin, evi verdin, arabayı verdin, şunları verdin, bunları verdin demiş ya. Onların yanında demiş tavuğun adı ne? Demiş ya onlar yok ki. Ama demiş iki tane tavuk var. Bu şimdi mesela fıkra olarak anlatılır. Çok kimse de güler. Aa temel böyle. Temel değil aslında. Sen de böylesin. Ben de böyleyim. Hepimiz böyleyiz. Temelin sırtından anlatılıyor ama işin aslı sen de aynı şekilde başkasının malını dağıtıyorsun. Ama kendininkine gelince vermiyorsun. Demek ki senin cibilliyetinde de var. Benim cibilliyetimde var. Çünkü yaratılırken insanoğlu cimri yaratılmıştır. Mesela Allah Teala buyuruyor ki tarlası olan, toprağı olan kuluna Müslümansa iman etmişse ey kulum işte
bu toprağı ekiyorsun ve buradan bir mahsul elde ediyorsun. Bunun onda birini fakir kullarına ver. Ben köy çocuğu olduğum için iyi biliyorum. Mesela buğday, bir tane buğday tanesi atıyorsun toprağa. O buğday büyüyor, başak veriyor. Başak da mesela diyelim ki yağmurlarda zamanında olmuşsa o bir buğday tanesinden bir başak meydana 70 tane oluyor. Bunun onda biri neydi? 7 tane. 63'ü sana kalacak. Allah-u Teala diyor ki 7 tanesini ver. Bak sen bir buğday tanesi attın, ben sana 70 tane verdim. Bunun onda birini, 7 tanesini fakir kullarıma ver, 63'ü sende kalsın. Diyor. Ya o da yoktu ya sende. Veren Cenab-ı Hak ya. Bu nereden kaynaklanıyor? Cimriliğinden. Cimriliğinden kaynaklanıyor tabii ki ya. İbrahim'in Ethem Hazretleri borcu olan kimse ödemedikçe yağlı ve sirkeli taam yememelidir buyurmuştur. Hani burada bir sıralama yaptılar ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Burada bildirdiler ya işte kendisi veya çoluk çocuğu muhtaçken veya borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Borç ödemek sadaka vermekten ve köle azat etmekten ve hediye vermekten daha mühimdir. İbrahim'in Ethem Hazretleri de böyle buyuruyor. Hatta İbni Hacer Askeliyen Hazretleri de borcu olanların sadaka vermesi ve borcunu ödememesi caiz değildir. Bunu bütün alimler söz birliğiyle bildirmektedir. Buyurduğunu nakletmekte. İmam-ı Taberani Hazretleri de daha başka İslam alimleri de alimlerin çoğuna göre bir kimsenin vücudu sağlam olur, aklı başında olur, bir yere borcu olmaz ve evli olmayıp malsızlığa sabredebilirse veya evli olup da çoluk çocuğu da sabrederlerse bu kimsenin bütün malını sadaka vermesi caiz olur. Bu saydığımız şartlardan biri eksik olursa sadaka vermesi mekruh olur. Bazı alimler sadakası kabul olmaz buyurdu. Hazreti Ömer de böyle buyurmuştur. Hadika ve Verika kitaplarını def, tambur ve her nevi çalgıyı evinde, dükkanında bulundurmak, kendisi kullanmasa bile satmak, hediye, ariyet, kira vermek günahtır. Yani şimdi hediyenin de bir sınırı var. Helal ve mubah olan şeyler. Yoksa bunlar hediye değil mi? Hayır. Karşılık vermek şartıyla yapılan hediye, karşılığı verilmedikçe sahih olmaz. Karşılığı verilmedikçe de sahih olmaz buyurulmuş kitaplarda. Bir de bu herkesin başına gelebiliyor. Maraz-ı mevtinde tabiri kullanılır. Maraz hastalık demektir. Mevt ölüm demektir. Ölüm hastalığında varisleri veya başkasına hediye verse ölünce alacakları geri alıp paylaşırlar denmektedir. Ölüm hastalığında şuur yerinde değil. Şuur yerinde değil. Dolayısıyla sahih midir? O zaman hediye etmek hayır. O zaman ama aklı başındayken istediğini verebilir mi? Verebilir. Sonra mirasçıları onu geri alabilir mi? Hayır. Onu geri alamaz. Hayır hayır. Geri alamazlar artık. Onu geri alamazlar. Şimdi gerçi şeyimiz de zamanımız da bitiyor da mesela buyuruyor ki ibadetler üç ayrılır. Birincisi yalnız malla yapılır. Zekat gibi. İkincisi hem malla ve hem bedenle yapılır. Haç ve cihat böyledir. Üçüncüsü yalnız bedenle yapılır. Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, tesbih, tehlil, tahmid ve dua okumak böyledir. Birincilerin sevabını meyitlere hediye etmenin caiz olduğunu, sevabın onlara vasıl olup fayda vereceğini ehl-i sünnet alimleri söz birliğiyle bildirdiler. Üçüncüden dua da böyledir. İkincilerin de böyle olduğunu alimlerin çoğu bildirdi. Üçüncüden duadan başkası için dört mezhepte arasında ayrılık oldu. Hanefi ve Hanbeli mezhebinde üçüncüler de birinciler gibidir. İmam-ı Şafii ve İmam Malik Hazretleri yalnız bedeniyle yapılan ibadetlerin sevapları meyite vasıl olmaz dediler. Fakat sonradan gene Şafii alimleri meyitin yanında okuyup hediye edince veya uzakta okuyup sonra ya Rabbi okuduğundan hasıl olan sevabın mislini vasıl et gibi dua edince vasıl olur dediler. Yani bunu da aktarmamızın sebebi efendim ben ne hediye edeyim? Ya otur bir Fatih 3 ihlas oku hediye et. Bugün de Cuma gecesi. Yasin Şerif okumasını biliyorsun oku. Bütün Müslümanlara hediye et. Ben hediye veremiyorum. Al sana fırsat işte. Bugün de Cuma gecesi. Oku. Yasin Şerif oku. Hediye et. Sevindirdin mi? Oo, ne kadar kimseyi sevindirdin. Mesela babaannenler kuşaklarındakilerden ben hep duyardım böyle o yaştakilerden. Ya Rabbi işte Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar işte nesli kesilmiş, arkasında dua edecek kimsesi kalmamış, bana da bir dua yok mu diyenlere de hediye ettim ya Rabbi diye böyle dua ederlerdi. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ahirete intikal etmiş bütün mümin ve müminat, mümin erkek, müminat kadın demektir. Mümin ve müminatın ruhlarının hepsine hediye ettim. Mümin ve müminat deyince imanla gitmiş demektir. Onların hepsine vasıl olur mu? Olur. Ha, kimden geldiğini bilir mi? Hayır. Ama ismen gönderirsen, Peygamber Efendimiz'e, diğer Eshab-ı Kiram'dan, Hulefa-i Raşid'den onları ismen zikredersen, kendi geçmişlerini ismen zikredersen, nurdan tabaklar içerisinde o sevapları alırlar, götürürler. İşte bu Bahattin Apağ'ın size hediyesi derlermiş. İsmen zikredersen. Ama umumi olarak şey yaparsan, ha geliyor, bir sevap geliyor. Ha gene bir sevaba kavuşuyor muyuz? Evet, sevaba kavuşuyoruz. Onun için mesela çok kimsenin hatırına gelebilir. Efendim, ben ne hediye edeyim ya, bir şeyim yok ki zaten falan. Bir şeyim yok. O caiz değil efendim.
bir kadın Resulullah Efendimiz'e hediye olarak bal göndermiş. Balı kabul edip boş kabı geri gönderir. Kap bal ile dolu olarak geri dönünce kadın gelerek der ki, ya Resulullah, hediyemi niçin kabul etmediniz? Acaba günahım nedir? Tabi orada bir mucize zuhur ediyor. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, senin hediyeni kabul ettik. Gördüğün bal Allah'a falan hediyene verdiği berekettir buyurur. Hediyene berekettir. Onun için Cenab-ı Hak Allah rızası için hediyeleşmeyi ve birbirimizi sevmeyi, muhabbet etmeyi, verdiklerimizi kendi rızasına uygun vermeyi nasip ve müyesser eylesin. Ahir zaman fitnesinden hepimizi muhafaza eylesin. Akıbetimizde hayır eylesin. Amin. Cuma gecesini hatır ve hürmetine efendim. Amin. Bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Gönül Pınarı.